Oy. Yine bitmeyen eksikler. Market. Üçüncü bloğa hoş geldiniz. Şimdi işten çıktım. Saat 6 çeyrek civarı. Önce bir ekmek alalım. Yine ekmek için poşet koymamışlar. Evde patatesin de soğanım vardı. Onu bir değerlendireyim diyorum ama dün de patates yemeği yedik. Kayınpederim yapmış, göndermişti ya patates tava. Evde karpuzum var. Şimdi ne alacağım? Ekmeğim yoktu. Yoğurt yok. Yoğurt alacağım. Ondan sonra akşam yemeğini bir şeyler düşüneceğim. Ha bir de tatlı bir şey almak istiyorum. Çünkü Aras dünden beri tatlı yapalım anne, tatlı yapalım anne deyip duruyor. Evde tatlı yapmak için sadece yufka şeyi var. İrmik helvası yapabilirim. İrmik helvasını da zaten yakınlarda yemiştik. İki ekmeğimizi aldık. Ne kadarmış nektarı? 30 lira. Kiraz paketi 70 lira. Biraz uygun olsun, ondan sonra alırız. Kayısılar 25 liraymış. Ama bu kayısılar güzel. Geçen Yusuf almıştı. Bir kilo kadar yedik. Karpuz çok nefis çıktı zaten. Onu söylemiştim size. Evde yumurta yok. Yumurta alalım. Kolilerini açıp her zaman bakıyorum kırık çıkmasın diye. 15 tane yumurta 40 lira. Zamanında 4-5 liraya aldığımızı hatırlıyorum tabi. Çok geçti üstünden de. Şimdi diyorum acaba kıyma mı alsam yoksa dana kuşbaşı mı alsam da köfte mi yapsam yoksa saç kavurma mı yapsam. Bilemedim. Ama tavuklu bir şey istemiyorum, o kesin. Gerçi mantı aldım Aras'a. Peynirli mantı vardı. Yaptığım peynirli mantı tarifini de verdim bu arada. İkinci vlogu gidip izleyebilirsiniz. Bundan önceki paylaştığım vlogda. Ondan Aras'a aldım. Acaba çıtır tavuk mu alsam? Şundan. Çıtır muhteşemmiş. Muhteşem üçlü. 70 lira. Yoksa şinitsel alıp şinitsel mi kısaltsam? O kadar kararsızım ki. Aslında kaşar alıp pizza mı yapsam? Neyse, ana yemekle ilgili bir karar vereceğim. Bakalım cheesecake ne kadarmış? Cheesecake olmuş 65 lira. Nasıl bu zamlar hiç yetişilmiyor ya. Gerçekten peşinden koşuyoruz artık. Başka sütlü tatlılardan bir şey var mı? Öyle bir şey alabiliriz. Aynen, en iyisi kazan dediği değil. Şu kadife tatlı. Şu neymiş, kazan dediğiymiş. Şu portakallı revani de güzel. Geçenlerde aldım, benimkiler beğendi. 3 tane bundan alsam bence birer tane hepimize gayet iyidir. Bir tane almak istiyorum. Düştü. Yoğurt alacağım. Yoğurdum yok. Yumurta aldım. Peynirim var. İşte ufak tefek eksiklerimi alacağım. Alışveriş ediyorsunuz. Size evde çekerim. Arası su almam lazım. Şunlar çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bunların alıp dondurmasını yapabilirsiniz difrizde. 4 liradanmış tanesi. Birer tane aldım. Arası nokumlu meyve suyu alacağım. Son hafta zaten. Biraz var paketleri ama. Yani şöyle 3 tane alayım. 3 çeşit. Su alacağım. Küçük su arasının yine beslenmesi için. Tost ekmeğimiz var. Sucuğumuz var. Kendime zero kola istiyorum. Ama soğuk olmayanından. Çünkü ağzım gözüm hep... Zero ile şekersiz aynı şey mi hiç bilmiyorum. 1 litre bundan kendime alayım. Benim beylere de içecek almam lazım. İçeceklerim. Bu hafta çocuklar falan da geldi ya, çok hızlı bitti. Tabii havalar da sıcaktı onların geldiği günlerde. Hepsi sıcak su diye şey yaptılar. Puding alalım mı ya? Birer tane sütlü tatlı gibi. Ama hepsi şeyliymiş. Sadece muzlu varmış. Olsun, birer tane muzlu alalım. Tatlı niyetine. Yoksa diyorum acaba revani ile karıştırıp şey mi alsam? Bir iki tanesini değişik mi alsam? Kazan dibi de var, sütlaç da var. Kadife tatlısı da var. Ama bunun keki nasıl olur bilmiyorum. Şu çok güzel oluyor. Şundan alayım. Kıbrıs tatlısı bu. Şey, içi cevizli. Tazesi olursa çok güzel oluyor da tazesi işte emin olmak lazım değil mi? Taze mi diye. Bunu geri koyalım. Revani, portakallı. Bu arada revani de çok güzel. Denedim. Bunların hepsini denediğim için söylüyorum. Bir tane Aras kuzuya sütlaç alayım. Ama ne zamanmış tarihi bir bakalım. Tüketim tarihi 18'indeymiş.
Bu da 15'indeymiş. Bir tane şunu alacağım. Haydi gidelim. Başka şöyle geze geze bakmam lazım ki sonra hızlı hızlı geçiyorum, unutuyorum. Ne lazımdı diye. Kendi kendime kızıyorum, sonra unutuyorum çünkü aklımdan çıkıyor ne lazımdı kısmında. Şu kısma girelim. Bir iki tane şey alayım. Makarna çeşidi alayım. Evde makarnam yok. Noodle aldım. Annem verdi. Bir dünya noodle almış. Evde noodle'ımız var. Sen de şunu alayım. Kolay pişiyor. Şu kelebek de güzel ama çok geç pişiyor. Ortası kalın olduğu için. Pirinçlerim, mercimeğim falan filanım var. Ha, diş macunu alacağım. Diş macunu unutmadan alayım. Gider gitmez hemen makineye çamaşır atmam lazım. Unum var. Şekerim falan filan var. Kahvem, çayım, bunların hepsi var. Çıkalım. Eve geldim, tam zamanında geldim. Gök görülüyor, yağmur başlayacak. Yoksa yağıyor mu? Ha yok, kayınvalidem aşağıda suyu açmış da onun sesi geliyor. Geçen resime bacım çamaşırları toplarken yağ. Ta oraya nasıl uçurduysa kısacık elleriyle, boyuyla bilmiyorum. Ay izler şimdi kızacak bana, boyu kısa diye onunla sürekli dalga geçiyorum. Aslında yani standart boyu. Ben işte biraz böyle takılmak için onunla uğraşıyorum. Neyse şaka bir yana. Evime geldim ve tam zamanında geldim ama çok böyle nefis bir hava var. Terazi tam bir kahve içmedik. İçeriz, neden olmasın. Şimdi. Terlikler. Hiçbir iş bitmiyor. Üç terliklerimi çok seviyorum da. Biraz topukları kalın olduğu için. Bütün gün ayağım dolunca ayağımı yoruyor. Ara sana yazlık terlik mi alacağız yeniden? Gene açılmış bunlar. Aras'cığım. Bir iki tane değişik terlik alayım. Bir tane parmak arası, bir tane şey. Şu ayakkabıları da atayım, yıkayayım. Makine. Sonra artık kaldırırım. Çok sıcaklarda ayakkabı giyilmez. Evim güzel evim ve güzel oğlum. Ne oldu bir tane? Niye kulaklık takmadın? Ha tatlısı annesinin. Mantıyı beğendin değil mi? Vallahi peynirli bence daha da güzel olmuş. Sana başka sürprizim var ama. Kıymalı daha iyi. Vallahi kıymalı mı beğeniyorsun sen? Oy, sana kurban olsun. En iyisi kıymalı. Peki. Ne sürprizim var? Göstereceğim sonra. Aras'ın astığı çamaşırları göstereyim mi size? Ta 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 tam. Ay o kadar güldüm ki Aras. Niye onları böyle germedin anneciğim ipte? Sürpriz mi? Hayır, çamaşırlarını yere bıraktın. Astın. Neyse olsun, bu da bir başlangıç. Sonra burada kanepeyi toplamış, örtüyü örttü. Benim tatlı oğlum. En azından evi temiz buluyorum. Şimdi gelelim alışverişe. 667 lira tuttu. Ama burada Aras lütfen kısar mısın? Aras'cığım lütfen kısar mısın? Ya bunlar bana bu şeyi yazmışlar ama. Tuvalet kağıdını. Bunun indirimi yok. Nerede bunun indirimi? 92.90. Bunlar normalde indirimliydi. Ben 90 liraya almayacaktım. Tuvalet kağıdım var bu arada. Koyacak yerim de yok da. İndirime girmişti. 50 liraydı diye. Kasaya geldim. Çocuklar dedi ki bir tane şey var. Kasiyer kız var. Böyle sohbetimiz var her zaman ama ismini bilmiyorum. Dedi ki abla sen de blok mu çekiyorsun? Evet dedim. Nereden anladın dedim. Elinde dedi sürekli telefon var. Çekim yapıyorsun ya, öyle anladım dedi. Neyse kanalımın ismini aldı falan. Böyle biraz sohbet ettik. Öyle sohbet falan edince dedi ki indirimde, ha doğru, indirime girmiş. Baksanız -34.5 deyince ne oluyor, ne kadar kalmış oluyor? Yani 58 liraya falan düşmüş oluyor. İyi olsun. Papya. Ondan sonra böyle samimiyeti ilerletince dedik abla dedi indirimden bir şey ister misin? Ben genelde indirimden alıyorum ya bir şeyler gördükçe. Olur, ne tavsiye ediyorsunuz dedim. Dedi bak papya var, şu var, bu var. Ondan sonra değişik şey Colgate diş macunu almıştım. Dedi ki abla dedi Oral Biller indirimi düşüyor dedi. Gerçi 50 mililikramlı küçük ama olsun. Bir tane de şöyle şeyden aldım. Experdent naneydi. Onlar yoğun oluyor. Ben seviyorum bazen. Şu da şöyle Oral Biller'miş ama çok küçük. İndirimden de birkaç bir şey aldım. Normalde aslında 700 liralık hiç alışveriş yapmayı düşünmüyordum. Evin acil şeyleri alayım çıkayım dedim. Sonra indirime gördükçe. Hadi çocukları da kırmayayım dedim. Bunu ister misin abla? Abla bunu da alır mısın falan. Hadi derim koyun. Onların çünkü indirimden kontenjan mı var? Neyi var bilmiyorum. İndirimden ne kadar ürünü satarlarsa. Tatlı aldım sana. Hani?
göstereceğim şimdi sana. Ne kadar indirimden ürün satarlar sanırım puanları yükseliyor diye biliyorum. Neyse dedim hadi onu da koyun bunu da koyun. İndirimden şey aldım, papya aldım. Hiç aklımda yoktu. Vernel aldım. Yumuşatıcı indirimdeydi. Aklımda gene yoktu. Vardı çünkü evde vernelim. Bisküvi aldım gene indirimden. Ondan sonra Coca-Cola Zero. Normalde kendime bir litrelik almıştım. Bu da indirimdeydi. Bunu aldım. Şunu indirimden aldım. Diş macunu aldım. Lupo indirimdeydi. Yarı ürün zaten indirimdeydi ama yine de güzel fiyatları aldım. Anneciğim bak şurada. Revani istersen. Revani kazan dibi. Bir de Kıbrıs tatlısı var. Hangisini istiyorsan. Bak şu sütlaç gibi. Tamam mı? Geliyor musun sen? Şunlar böyle şey gibi. Şerbetli. Portakallı. Bu da Kıbrıs tatlısı. Onlar limonata anneciğim. Suyla karıştırıp yapıyoruz. Onları dondurma yapıp koyarsın frize yazın. İyice sıcaklar olunca. Hadi Aras çok ilerledi. Çabuk seç tatlını da ben şunları göstereyim. Revani yiyeceksin mi? Kazandı bir. Ha, bak pudding de aldım ondan da yiyebilirsin. Tamam hadi bakalım. Hemen hızlıca alışverişi göstereyim. Sonra çamaşırları sermeye geçeriz. Papya tuvalet kağıdı. İki çeşit makarna. Burgu ve yüksük makarna. Taze lavanta kokulu vernel. Ne kadardı vernel? Bakayım. 30 liraymış. 30 liraya gelmiş. Normal fiyatı 50 liraymış. 40 yıkamalık konsantre. 30 liraya geldi indirimli. 20 lira indirim vardı. Kremalı bisküvi. Hem orasını beslenmesine koyarım. Hem akşamları. Hangisini istersen. Oh, hayır. Puding hiçbir zaman şeye girmez. Pudingden olmaz o anneciğim. Pudingden dondurma olmaz anneciğim. Pudingi normal yiyeceksin. Hayır dondurma değil bu. Puding o. Onu normal yiyeceksin. Olmaz. Onun kıvamı bambaşka. Nişasta var içinde. Şunlardan bahsediyorum. Bak bunları suyla karıştırıp dondurma kaplarına doldurabilirsin. Yoğurt. Arası birkaç çeşit. Meyve suyu. Bisküvi. Amigo kendi popsunu çıkarmış. Mısır pirinç patlağı. Aras böyle arada abur cubur isteyince dolapta bulunsun. Yufka aldım lor peyniriyle. Bunları hem sigara böreği sararım. Difrizimde sigara böreği kalmamış. Bu hafta misafirim gelince fark ettim. Normal difrizimde her zaman bulunur benim sigara böreği. Bunu sizinle bir ara ya da belki bu akşam sararız. Bu akşam enerjim yerinde. Şeyim yani böyle enerjim var. Dün uykudaydı anne. Dün çok kötüydüm. Dinlendim. Bugün daha iyiyim çok şükür. Üstüne sürmez misin tatlım? Bunu seviyorum ben ya. Böyle üstü çıtır şeyli oluyor. Küçük küçük tuz tanecikleri hoşuma gidiyor. Valla Selpan şöyle iki tane değişik çeşit desenli şeyini buldum. Her zaman var mıydı bilmiyorum. İlk defa mı gördüm dikkat etmedim mi daha önce var mıydı yoksa. 10'ar liradandı. 20'şer tane var içine. Dedim ki almışken bulunsun sofra falan. Evet bugün vlogda hatta dekorasyon şeyden sofra düzeninden bahsediyorduk. Öyle çok süslü sofralar yapmıyorum ben diye ama en azından peçi temiz bari şey olsun. En son yine şöyle almıştım ben şoktan mı aldım nereden aldım hala duruyor. Yani insanlar böyle süslü peçete koyduğun zaman da sofrayı kullanmaya kıyamıyorlar. Neyse ben asıl kelam burası benim hem el bezlerimin mutfak bezlerimin yani el bezleri derken. Temizlik bezlerim değil. Sadece böyle kurulama bezlerimin olduğu ve peçetelerimin, ıslak mendillerimin olduğu çekmece. Bunun burada ne işi var? Hiçbir fikrim yok. Bu dergiyi de artık Yusuf'un oraya geri götüreyim. Burada bir yazı okuyacaktım da size unuttum gitti. Evet. İki tane su arasın beslenmesini. Piliç nugget ve piliç burger. Bunlar böyle pratik oluyor, hızlı oluyor. Denize menize giderken hemen yapıyorsun. Ekmek arası sandviç gibi güzel oluyor. Yumurta aldım. Zero kola bol bol. Süt güzel indirimdeydi. 17,5'tan geldi tanesi. Ve yağlı süt bunlar. 4 tane sütten aldım. Çünkü Yörükoğlu'nun sütü de çok güzel ama o ne kadara geliyor? 18,5 lira mıydı? 19 lira mıydı? Aslında çok da bir farkı yok aslında. 1-2 lirayı için alıp da stok yapmanın bir anlamı yok ama Pınar da kötü değil diye aldım. Hani orada da indirimdeydi diye çocuklara da şey olsun. Barbunya plaki Yusuf için aldım. Benim çok aram yok açıkçası. 2 tane ekmek. Lupo aldım. Bu da indirimdeydi. Şöyle içinde 12 tane varmış. Ne kadar da hatırlamıyorum fiyatını. Diş macunları. Revani. Kazan dibi. Kıbrıs tatlısı. Ve nadıllar. Nadılları annem gönderdi Aras'a. Ben almadım. Bir de tabii ki gündüz annemin aldığı. Ne Aras bunların ismi? Hı? Nesquik ne? Hı. Nesquik şey mi? Nesquik. Kahvaltı gevreği. Tamam. Alışverişler bunlar. Şimdi hemen gidelim Aras'ın yaptığı. Niye mantını bitirmedin tatlım? Gerçi 9 tane vardı. 9 tane koymuştum. 6 tane yemiş. Gayet yeterli.
bir çocuğun bünyesi için. Ben hemen kendime bir kola açıyorum. Of, bütün gün böyle asitli bir şeyin hayalini kuruyorum içmek. Ama annem istemiyor içmemi. Çok fazla içme, zararlı zaten diyor. O yüzden orada içmedim. Bugün şimdi Just diye açarım birazcık. Kolamı içerim mutlaka. Olmaz olur mu? Mümkün değil olmadan. Sen şimdi hem çorbayı hem şeyi götüremez misin? He babaannene? Yani. İyi anne. Ben götürüyorum. Ya götür, sen torunusun, ne olacak babaannene? Tabii ki götüreceksin. Deden aradı seni, sana ne sordu? Can Polat dedeni mi daha çok seviyorsun, beni mi? Evet biliyorum. Sen şimdi yiyorsun, git de sen götür. Bir konuşursunuz belki. Zaten konuşuyorum ben babaannene. Bugün gördüm babaanneni. Senin götürmen onun daha hoşuna gidiyor torunu olaraktan, anladın mı? Tamam, o tatlı kabını oradan kaldır çabuk. Koltuğun üstüne bir daha bir şey yediğini görmeyeceğim. Yavaş ye. Karpuz dilimledim. Sigara böreği sarmaya geçeceğim de. Kayınvalidem şey istedi. İnce pil. Ben de inmişken Arat götürmek istemiyor pili. Çorba götüreceğim. Ne yaptım? Lahana çorbası. Patatesim var, soğan değil. Son patatesim falan vardı dedim ya, onları değerlendirdim. Lahanam da vardı. Şöyle borş yaptım. Oh mis, lahana yemeği. Ya bunu şey gibi düşünebilirsiniz kızlar. Musakka yemeğinin sulusu. Borş. Aslında bu hani böyle kemik etiyle ve kırmızı pancarla orijinali güzel oluyor ama tavuk etiyle de olur. Ben et falan katmadım. Biraz da suyunu koyayım. Üstüne de güzel yeşil soğan doğradım. Mis gibi vitamin. Daha ne olsun. Yusuf çay istedi. Çay demleyeceğim. Çay suyu koydum. Çorbam hazır. Sigara böreği yapacağım. Ondan sonra karpuz dilimledim. Dışarıda yağmur var. Şu tabaklarla dedenin restorantını, bunları da nasıl indireceğim ki hepsini, ben bir arada bilemedim. Şöyle hepsini alayım. Sonra gelip çamaşır açacağım. Kapkaranlık dışarısı. Kim geldi acaba? Genelde Yusuf geliyor ya motorla. Ha, yok. Yusuf değilmiş. Neyse. Şunu indireyim. Kayınvalidem bir gün iftar yemeğinde yapmıştım. Çok beğenmişti. O yüzden normalde de böyle karışık yemekler falan yemiyor ama bunu daha önce deneyip yediği için bunu da yaptım. Şurada kiracılar var. Ruslar da. Karı koca eğer terastaysa, balkondaysa onlara da verecektim. Neyse. Onlar sever borş yemeğini. Geçen tanıştık. Bayağıdır buradalar. Geçen böyle merdivenden inerken karısı falan çok sıcakkanlı. Kocası biraz itici bir tip. Yani böyle nasıl söyleyeyim size? Dik konuşmalı. Çok dik konuşuyor böyle. Kadın da sert konuşuyor. Biz çünkü Resima ile iki gece boyunca terasta oturduk. Onlar da böyle dışarıda oturuyorlardı. Balkonlarında. Kadın da çok böyle kaba konuşuyor. Neyse, tabii herkesin kendi karı kocalık ilişkisi bizi ilgilendirmez ama evde değiller. Sadece ışıklar yanıyor. Neyse, ben şunları bırakayım. Geri çıkayım. Yukarı şu sigara böreklerimi kurutmadan sarayım. Kayınvalidem diyor, bak burada çiçeklerin hepsini diyor, yeniledim diyor. Budamış. Evet anne, çekiyorum şu anda. Çekiyorum şu anda. Bu marul ama galiba. He, marul ekmiş. Deve tabanı. Evet anne, taptaze, güzel görünüyor. Eline sağlık.
Bu kiraz mı? Kiraz ağacı mı bu? Vişne. Nektari. Belli çünkü şey bir meyve ağacı da ne olduğu anlamadım. Bunların hepsini saksıların diplerini temizlemiş, topraklarını. Her sene böyle yapar. Bu da en şey dut. Evet anne. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Tabi anne baya büyümüş, öyle küçük müçük de değil. Şundan bende de var ya. 2 sene ise anne, 5 yıl tamamlarsa toprakta meyve verir demek ki. Yarın gündüz gözünü unutmazsam gösteririm size, daha bir dünya çiçeği var. Tabi çiçek severler de var çünkü böyle çiçek yetiştirenler kanalımda. Onlar için çekerim. Yağmur üstüne yağmış ya, ne güzel, hepsinin yaprakları parlamış. Çok güzel diken, böyle değişik kırmızı çiçekli. Neyse gideyim ben şu sigara böreklerimi sarayım, kayınvalidem de ona birazcık fazladan kızarmış yapacağım. Erikleri görüyorsunuz. Yusuf bugün telefonla konuşuyoruz, bir şeyler kemiriyor, diyorum ne yiyorsun, diyor ki erik toplamıştım da diyor, onu atıştırıyorum diyor. Baksanıza uzak, ben yetişemiyorum da o nereden yetişiyor bilmiyorum. Hele bakın maşallah çok büyükler. Neyse hadi kaçayım, eve hava soğumuş. Oh, teras da benim herhalde yemin ederim 2+1 esrar. O kadar geniş. Bayağı geniş hem de. Şunları ben budadım ya, ne güzel oldu. Açıldı kocaman kocaman. Neyse. Şimdi çiçek zamanı değil. Şimdi yemek yapma zamanı. Montaj yapacağım. Aras kuzu nerelerdesin? Başlangıç olarak çorba ister misin sigara böreği olana kadar? Su kaynamış, çayı demleyeyim. Ben galiba artık bloğu burada bitireceğim çünkü bu sarı olanlar portakal ve limon kabuğu parçacıkları. Aa, keşke kokuyu size gönderebilsem. Tamam anneciğim, çok naziksin bizi düşündüğün için. Kıpkırmızı çay oluyor bu sonra, bir güzel kokuyor, güzel kokuyor. Bu çay demini alıversin. Ben sigara böreklerimi hem difrize saracağım hem bu akşam yemek için saracağım. Aras karpuzu yarılamış bile. Neyse, Allah'a emanet bebişlerim. Yarın görüşürüz. Bay bay.